TV'den herkese merhaba. Emekli maaşlarını, emekli zammını konuşacağız bugün. Emekli maaşı sefalet düzeyinde biliyorsunuz. En düşük emekli maaşıyla geçinmeyi bırakın, bir emeklinin kira ödemesi mümkün değil. Eğer ev alamadıysa barınma hakkını geçelim. Artık beslenme hakkına dahi erişemeyecek vaziyette bu maaşlarla emekli Türkiye'deki enflasyon nedeniyle. Ve şimdi bir zam yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan zam açıkladı. En düşük emekli maaşının 7500 lira olacağını söyledi. Peki bu emekliyi biraz olsun rahatlatır mı? Bu zam neden şimdi yapıldı? Bunları konuşacağız. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Refaz Gencal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir zam 4 Ocak'ta yapılmıştı Ömer Bey. Bunun yeterli olmayacağı öngörülemedi mi? Neden bir zam daha yapıldı sizce? Seçim ekonomisi mi devrede? Ebru Hanım, bunun birçok nedeni var. Aslında seçimlere yaklaştıkça geçmiş hafızaları unutan, geçmiş dönemleri unutan seçmeni belki ağzına bir parmak çal, parmak bal çalma anlamında böyle bir seyyanen zam yapıldığını söyleyebiliriz. Fakat matematik her zaman doğruları gösterir. Özellikle de şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz asgari ücrete bir zam yapılmıştı. Asgari ücrete yapılan zam 8500 lira Ocak sonu itibariyle çalışanların cebine girecekti. Ocak, Şubat toplam zammı, özellikle enflasyonu, zammı demeyelim, enflasyonu göz önünde alırsanız toplamda %10 yapılmış olan %50'lik zammın zaten %10'unu ortadan kaldırdı. Hatta şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Ben bunu biraz da rakamsal olarak söyleyelim, yüzdesel olarak ifade etmeyelim. Açlık sınırı TÜİK tarafından açıklanıyor biliyorsunuz. Şubat ayı itibariyle açlık sınırı 9425 lira oldu. Biz Aralık ayı sonu itibariyle 7800 liralar civarında olan açlık sınırının 9425 liralara, düzeltiyorum, Aralık sonu itibariyle 8245 liralarda olan açlık sınırının 9425 liralara çıktığı bir ortamda biz zaten vermiş olduğumuz nominal anlamdaki o 8500 liralık asgari ücreti fazlasıyla çalışanın cebinden aldık. Sorun burada yapılmış olan seyyanen zam veya yüzdesel olarak zamdan daha ziyade enflasyonu kontrol altına alıp almadığınızdır. Hükümet bu konuyla ilgili hiçbir önlem almıyor. Şu sıralarda Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında açıklanacak olan bir faiz oranı var. Bu politika faizi diye geçiyor ama bunun politika faiziyle hiçbir alakası yok. Bu ideolojik bir faiz. Hatta bana soracak olsanız ben bugün itibariyle iktidarın en azından arkasında durması gereken ideoloji nedeniyle faizi sıfırlardım. Çünkü hiçbir anlamı kalmayan bir faiz bu. Enflasyonu kontrolü altına alamadığınız, enflasyonu öngörülebilir hale getiremediğiniz, ekonomiyi öngörülebilir hale getiremediğiniz bir çerçevede maalesef ortaya çıkan bu zam sadece birkaç ay belki çalışanın veya emeklinin cebine girecektir. Belirli bir rahatlama sağlayacaktır ama onun ötesinde bir iki aydan öteye enflasyonu kontrol altına alamadığınız böyle bir ortamda yine enflasyonu ezdirdiğiniz emekli, çalışan, işçi, öğrenci, bütün toplum kesimleri olacaktır. Bu toplum kesimlerinin de dışında enflasyonun bu haliyle devam ettiği sürece Türkiye maalesef üreten bir ülke olmaktan çıkacaktır. Yatırım yapılabilir bir ülke olmaktan çıkacaktır. Zira öngörülemeyen bir ekonomi iklimi dolayısıyla yatırımcımız, sanayicimiz maalesef yatırım yapmaktan imtina edecektir, üretmekten imtina edecektir. Zira ihracatçının da durumu bellidir. Sadece bir emekli maaşına yapılan zam bunu aslında görüyorsunuz. Hani ekonomik silsile olarak tek tek nasıl bütün konuları etkilediğini, sorun enflasyonu kontrol altına almaktır. Yoksa emekli ve çalışanlarımızın almış olduğu ücretin, almış olduğu zammın, insan onurunun, insan hayatının standardı olarak baktığınız zaman hiçbir aslında nominal bir değeri de yoktur. Bunu belirtmekte fayda görüyorum ben. O yüzden hükümet tamamen palyatif bir çözümle sadece seçime 50 günden az bir zaman kala seçmenin bir miktar belki aklını çelmeye çalışmaktadır. Seçmen akıllıdır. Seçmen bu konuyla ilgili sağduyusunu kullanır.
daha önceki yaşamış oldukları tecrübeleri de zaten ortaya koyar. En yakın örneğini demin size söylemiş olduğum gibi asgari ücretle yapılmış olan ayarlama göstermektedir. Asgari ücreti %50 oranında artırmanın hiçbir manası olmadığını geçtiğimiz 2 aylık yaşadığımız enflasyon süreciyle özellikle de açlık sınırının nereye geldiği göz önüne alındığı zaman görüyoruz. O nedenle ben bu yapılmış olan işi sadece seçimi kazanmak anlamında yapılmış olan bir manevra olarak görüyorum. Şu andaki iktidarın yaptığı liderlik bir sonraki seçimi kazanma üzerine kurgulandığı için hiçbir emniyeti yoktur. Asıl liderlik, asıl halkı düşünmek, bundan sonraki nesilleri düşünmek de olur ancak. Bundan sonraki nesilleri eğer düşünecek olursak, ekonomide bütüncül bir yaklaşımla ilk önce enflasyonu nasıl aşağıya çekeceğimizi, tek haneye indireceğimizi oturup düşünmemiz, bununla ilgili politikalar uygulamamız gerekmektedir. Bu iktidarın bunu yapma ehliyeti, liyakati yoktur. Peki şimdi seçime adım adım yaklaşıyoruz. Bu dönem içerisinde ekonomiyle ilgili başka adımlar atılır mı sizce? Yani atılabilir. Sonuçta popülizmin sınırı yok. Sonuçta hükümetin, iktidarın hiçbir hesap verme ve şeffaf olma gibi bir derdi de yok. O nedenle bütçe rakamları zaten ortada. 2 ayda vermiş olduğumuz toplam bütçe açığı neredeyse 400 milyarın üzerine çıktı. 12 aylık 441 milyar TL'lik bir bütçe açığı var ve sene sonuna doğru bu bütçe açığının öngörülenin çok daha üzerinde olacağını zaten tahmin edebiliriz. Hükümet şu anda tamamen sorumsuzca davranmaktadır. Geçtiğimiz dönemde yaptığı gibi borçlanma sınırlarını devamlı olarak aşmaktadır. Bu konuyla ilgili büyük bir keyfiyet vardır. Bu keyfiyet açıkçası hukuksuzluğu, kural tanımazlığı beraberinde getirdiği için mevcuttaki politikalardan, kurallardan tamamen saparak popülist bir yaklaşımda hükümet bol keseden dağıtabilir. Ama dağıtmış olduğu bu bol keseden parayı maalesef enflasyonla geriye ödeyeceğimiz için hükümetin eli maalesef vatandaşın cebindedir. Bunu peyderpey önümüzdeki dönemde vermiş olduğu artışları kat be kat geriye vatandaşın cebinden alacaktır diyebiliriz. O nedenle buna kanmamak gerekmektedir. Yapılmış olan bu politika değildir. Bunların tamamı popülist uygulamalardır. Peki, çok teşekkür ederiz katılmanız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, sevgili seyirciler, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Rifat Gencal yayın konuğumuzdu. Emekliye gelen zam ne kadar çare olacak, neden şimdi, bunu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.